Merhaba arkadaşlar, Smuk Online platformunda ikinci dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz elektrostatik 2. İyi seyirler dilerim. Evet, ilk konumuz elektriksel kuvvet. Elektrikle yüklü parçacıklar birbirlerine itme ve çekme kuvveti uygularlar. Biz bu itme ve çekme kuvvetine elektriksel kuvvet adını vereceğiz arkadaşlar. Aynı cins elektrikle yüklü cisimler birbirlerini iterlerken zıt cins elektrikle yüklü olan cisimler de birbirlerini çekerler. Yani bu artı artı olduğunda birbirlerine itme kuvveti uyguladıklarını görüyoruz. Artı eksi olduğunda bunları birbirlerini çektiklerini göreceğiz. Peki elektriksel kuvveti nasıl ifade ederiz? Arkadaşlar, X cisminin Y cismine uygulamış olduğu elektriksel kuvvetle Y cisminin X cismine uygulamış olduğu elektriksel kuvvet birbirlerine eşittir. Bunu şu şekilde ifade ediyoruz. K çarpı QX çarpı QY bölü D kare. Yani arkadaşlar aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı ve yüklerin çarpımlarıyla doğru orantılıdır. Burada QX ve QY yüktür. Burada K'nın birimini çıkarabiliriz. Burada K bir sabittir. Birimini nasıl ifade ederiz dersek. K'yı çekelim. Burada D kareyi yani FXY çarpı D kare olarak karşıya atarız. Bölü QX çarpı QY olacak olursa. Burada FXY F bir kuvvet olduğu için Newton biriminden ifade ederiz. D kare burada bir mesafe, bir uzaklık, uzunluğu ifade ettiği için metrekare cinsinden. Q'larımızın birimleri coulomb'tur. Dolayısıyla buradan coulomb kare gelecektir. Yani K sabitinin birimi bizim kullandığımız birimlere göre değişir. Newton metre kare bölü coulomb kare olacaktır. Evet, burada da bu şekilde ifade edilmiş. Burada K sabiti için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ortamın dielektrik katsayısı artırıldığında, yani cisimler arasında yalıtkan bir ortam konulduğunda K sabiti azalır ve elektriksel kuvvet küçülür diyeceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde artı elektrik yüklü iletken KLM küreleri şekildeki konumda tutulmaktadır. L küresi serbest bırakıldığında hareket etmiyor. Kürelerin yükleri sırasıyla QK, QL ve QM olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Arkadaşlar, soruyu okuduğumuzda dikkat etmemiz gereken kısım şu. Serbest bırakıldığında hareket etmiyor. Yani bunun uygulamış olduğu elektriksel kuvvetle bunun uygulamış olduğu elektriksel kuvvet birbirlerine eşit olmalı ki dengede olsunlar. Bakalım K'nın L'ye uygulamış olduğu elektriksel kuvveti buraya yazalım. FKL. M'nin L'ye uyguladığını yazalım. FML. Neden bu şekilde ifade ettim? Çünkü arkadaşlar artı artıyı bakın ne yaptı? İtti. Burada da artı artıyı ne yaptı? Yine bu tarafa doğru itmiş oldu. O zaman yazalım. FKL eşit olacaktır FML'ye. Yazalım. K çarpı QK QL bölü aralarındaki mesafenin 2D'nin karesi olarak yazabiliriz. Eşittir. Burada yine K çarpı Q M çarpı QL bölü ne olacaktır? Yine aralarındaki mesafenin karesine. Arkadaşlar burada K'lar sabit. Zaten bunu almıyoruz. QL sabit. O zaman işlemimizi devam ettirelim. QK bölü 4D'nin karesi eşittir. QM bölü D'nin karesi. D kareleri de almayabiliriz. Bu durumda artık QK 4 QM'ye eşit olacaktır. Burada QM 1 iken QK'mız 4'tür. Kesinlikle yanlış olanı soruyor. Arkadaşlar E şıkkına baktığımız zaman M'nin QK'dan daha büyük olduğunu söylüyor. Ama bizim bulduğumuz bağıntıya göre bu tam tersidir. Evet.
Şekildeki KLMN noktalarından sabit tutulan cisimlerin elektrik yükleri sırasıyla artı Q, eksi Q, eksi Q, artı Q'dur. Buna göre yüklü cisimlerin O noktasındaki eksi Q yüküne uyguladığı bileşki elektrik kuvvetinin yönü hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakacağız. Burada herhangi bir cisimden başlayabiliriz. Şimdi M noktasındaki eksi Q yüklü olan cismimiz eksi O noktasındaki eksi Q yüklü olanı ne yapacaktır? İtecektir. Yani o zaman bunu farklı bir kalemle şöyle yukarı doğru gösterelim. Eksi eksiği ne yaptı? İtti. Dolayısıyla buradaki K da artı eksiği ne yapmış oldu? Çekmiş oldu. Mesafeler de aynı olduğu için uyguladıkları elektriksel kuvvet de aynı olmuş oldu. Şimdi N için bakalım. N de O noktasındaki eksi yüklü olanı ne yapacak? Kendine doğru çekecektir. Bize bileşke kuvvetin yönünü soruyor. Bu ikisinin bileşkesini aldığımız zaman iki yönünde çıkmış olur. Evet, diğer sorumuz. Şekildeki F kuvveti Q1 ve Q2 elektrik yüklerinin Q3 yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetlerin bileşkesidir diyor. Buna göre Q1 ve Q2 oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bakacağız. Q2 ve Q3. Şimdi ben bu bileşke kuvveti şöyle ayırabiliyorum. Bakıyorum Q2, Q3'ü ne yapmış? Bu tarafa doğru itmiş oluyor. Q1 de Q3'ü ne yapmış? Kendine doğru çekmiş oluyor. O zaman şöyle diyebilirim. Q1 artı ise, yani bunu biz kendimiz değerlendirebiliyoruz. Q2 de eksidir. Yani Q1 ve Q2'nin itme ve çekmeden dolayı zıt yüklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biz şöyle yazalım. Bu F1 kolu olsun. Bu da F2 kolu olsun. F1 eşittir F2. Bunu yazalım. Q1, yani K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü aralarındaki mesafe 1, 2, 3. 3'ün karesi yani 9 olarak yazabiliriz. Eşittir. F2 için yine K çarpı bakıyorsunuz Q2 çarpı Q3 bölü aralarındaki mesafe de 2'nin karesinden burası 4 gelecektir. Tabii ki burada Q3'leri almıyorum. Yani sabit olduğu için sadeleştirebiliyorum. Dolayısıyla Q1 bölü 9, Q2 bölü 4 olacaktır. Buradan da Q1 bölü Q2'nin kendisi 9 bölü 4 olur. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şunu unutmayacağız. Q1'i artı Q2'yi eksi olarak almıştım. O zaman bunu artı bunu eksi dediğim zaman sonuç eksi çıkacaktır. O yüzden buna dikkat etmezsek D'yi seçmek durumunda olurduk. Bunu unutmayalım. Evet, diğer sorumuz. Negatif elektrikli yüklü noktasal KLMNO cisimleri şekildeki konumda hareketsiz tutulmaktadır. Ve diyor ki O cismi serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başladığına göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar her biri negatif elektrikli yüklü. O zaman bunu eksi, 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 eksi olarak yazalım. Şimdi bakıyorum cismimiz N cismine doğru hareket ediyor. O zaman burada benim dikkat etmem gereken şey ikisi de bakın eksi eksiyi itmiş. Buradaki eksi eksiyi de itecekti ama demek ki bunun elektriksel kuvveti daha fazla ki bunu bu tarafa doğru itebilmiş. O zaman şöyle yazabilirim. FL büyüktür FN'den. Şimdi bakalım. K'nın elektrik yükü M'ninkine eşittir. Şimdi arkadaşlar evet bakıyorum K ve M mesafeleri aynı uzaklıkları. Dolayısıyla yükleri de aynıdır ki bunlarda herhangi bir hareketlenme olmamış. Bu cismimiz bu tarafa doğru hareket etmiş. O yüzden K ve M'nin kesinlikle eşit olduğunu söyleyebiliriz. K'nın elektrik yükü L'ninkine eşittir diyor. Arkadaşlar K yani FK ve FL ile ilgili bir büyüklük bildirisi olmadığı için biz buna kesinlikle doğrudur gibi bir yargı söyleyemeyiz. L'nin elektrik yükü N'ninkinden büyüktür deniliyor. Bakıyoruz ben burada elektriksel kuvvetlerinin büyük olduğunu söylemiştim. O zaman burada QL'nin de QN'ye göre daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet.
diğer sorumuz, aynı cins elektrikle yüklü X ve Y küreleri şekildeki gibi dengelendiğinde iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T1 ve T2 oluyor. Y küresine yüksüz iletken bir cisim değdirilip uzaklaştırılırsa yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar yargıları incelemeden önce bir denklem oluşturacağız. X ve Y'yi ayrı düşünelim. Hatta bunu da başka bir renkle çizelim. Evet. Şimdi X cismini bunlar aynı cins elektrikle yüklü dediğine göre arkadaşlar X Y'yi itecektir. Y de X'i itecektir ve ikisinde de bir F kuvveti aynı ama zıt yüklü olan bir F kuvveti olacaktır. O zaman X'in üzerine etki eden kuvvetleri çizelim. F yukarı doğru T1'i var. Aşağı doğru GX ağırlığı var. Bir de şuradaki T2 gerilmesini unutmayalım. T2. Evet, ben buradan birinci denklemi oluşturursam T1 artı F eşit olacaktır GX artı T2. Y'nin üzerine etki edenleri çizelim şimdi arkadaşlar. Yukarı doğru bir T2'si var. T2 ip gerilmemiz. Aşağı doğru bir kendi ağırlığı. Bir de neyi var? X'in onu ittiği bir kuvveti var. İkinci denklemi yazacak olursam T2 eşittir F artı GY olacaktır. Arkadaşlar birinci denklemde T2'yi yerine koyduğumda T1 ifademiz GX artı GY şeklinde oluşur. Buna göre artık bakalım. T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar diyor. Şimdi arkadaşlar Y küresinin yüksüz iletken bir cisim değdirildiğinde şunu unutmayalım. Nötr bir cisimi ben buna dokundurduğumda burada Y küresinin bir yük kaybı olduğunu söyleyeceğim. Peki biz elektriksel kuvveti neyle buluyorduk? F eşittir K çarpı QX çarpı QY bölü D kareden. Ben QY'nin azaldığını söylediğimde elektriksel kuvvette de nasıl bir şey beklerim? Azalır olarak görürüm. Bakalım T1 ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. Şimdi arkadaşlar burada bu dokundurulup ayrıldığında Q'da bir değişiklik olduğunda elektriksel kuvveti etkilediğini söyledim. O zaman T1'i etkiler mi? Hayır, burada ağırlıkla ilgili bir bağıntım var. O zaman bu doğru değildir. T2 ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır diyor. Evet, burada F azalırsa burada da azaldığını göreceğiz. O zaman T2'nin de azaldığını söyleyebilirim. Kürelerin birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvetlerin büyüklüğü azalır. Evet, zaten QY azaldığında F'in azaldığını da söyledik. Bu durumda 2 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar, şekildeki düzeni inceleyelim. Bu tarz bir sistemde elektrik yükleri sırasıyla QX ve QY olarak verilmiş, kütleleri MX ve MY olan şekildeki cisimler dengede kalıyor. Burada dengede olan bu cisimleri şu şekilde inceleyeceğiz. Burada alfa ve teta arasındaki bağıntıyı kütleleriyle oranlı olarak düşüneceğiz. Yani tanjant alfa fyx bölü mxg'den oluşur. Yani karşı bölü komşudan yazıyoruz bunu. Tanjant teta da yine aynı. Karşı bölü komşudan fxy bölü mygden geliyor. Dolayısıyla buradan zaten fyx ve fxy birbirlerine eşit olduğu için bir olarak alırsak sabit bir şekilde. G'ler de sabittir. Tanjant alfa 1 bölü mx, tanjant teta da 1 bölü my gelecektir. Yani aslında arkadaşlar ters orantılı olarak düşüneceğiz. Bu durumda alfa eşittir teta olduğunda kütlelerin eşit olduğunu söyleyeceğim. Alfa büyüktür teta olduğunda alfa tarafındaki kütlemizin daha küçük olduğunu, alfa küçüktür teta olduğunda da yine alfa tarafındaki kütlemin yani mx'imin daha büyük olduğunu, ters orantılı olduğunu söyleyeceğim. Evet, sorumuza bakalım.
Şekildeki elektrik yükleri ve kütleleri verilen cisimler 1, 2, 3 konumlarındaki gibi iplerle tavana asılmıştır. Buna göre cisimler hangi konumdaki gibi dengede kalabilir? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Alfa ve teta. Diyor ki alfa büyüktür teta durumunda dengede kalır mı? Alfa büyüktür teta durumunda ne olmasını bekliyordum? Kütlenin daha küçük, yani alfa tarafındaki kütlenin daha küçük olmasını bekliyorum. O zaman bakıyorum, evet daha küçük mü? Evet, m ve 2m olarak dizayn edilmiş. O zaman bu dengede kalacaktır. Buraya bakıyorum. Alfa, alfa yani iki aynı açım var. O zaman kütlelerimin ne olmasını bekliyorum? Eşit olmasını bekliyorum. Dolayısıyla bu da dengede kalır. Bakıyoruz. Alfa, alfa. Burada sistem dengede kalmaz. Neden? M ve 2M olarak verilmiş kütlelerimiz var. O yüzden dengede kalmayacak olan tek sistemimiz budur. Bu durumda 1 ve 2 olacaktır. Evet. Elektriksel alanla devam edelim. Yüklü cisimlerin birbirine itme veya çekme kuvveti uyguladığını söylemiştik arkadaşlar. Şimdi de yüklü bir cismin etki alanını inceleyeceğiz. Yüklü cisimden uzaklaştıkça elektriksel kuvvet etkisi de azalacaktır. İşte yükün elektriksel etki gösterdiği alana da elektriksel alan diyoruz. Ve E ile gösteriyoruz. Vektörel bir büyüklük olduğunu unutmuyoruz. Burada E'yi K çarpı Q bölü D kareden bulacağız arkadaşlar. Ve elektriksel alanı bulurken herhangi bir noktada bir klompluk bir yük varmış gibi düşünerek hesap edeceğiz. Evet, mesela Q1 ve Q2 zıt yüklü olan iki cismimiz var ve O noktasındaki elektriksel alanlarını, bileşik elektriksel alanlarını hesaplamamı isterse şu şekilde hesaplayacağız. Burada artı bir klompluk bir yükümüz varmış gibi düşüneceğiz dedik. Buradaki Q1 yükü artıyı ne yapacak? Artı yükü itecektir bu tarafa doğru. Bu eksi Q2 yüklü cismimiz ne yapacak? Kendine doğru çekecektir. Ve bakın farkındaysanız bu daha yakın olduğu için elektriksel alan etkisi daha fazladır. Dolayısıyla ben toplam bileşik kuvvetimi E0 olarak yazarsam E2 eksi E1 olarak ifade edebilirim. Evet, burada bakalım şimdi diyor ki elektrik yükleri sırasıyla artı 3Q ve eksi 16Q olan cisim yatay düzlemde K ve L noktalarına şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu iki yükün O noktasını oluşturduğu bileşke elektrik alanın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar ben burada bir artı varmış gibi düşünüyorum demiştim. Bu artı 3Q bu artıyı ne yapacak? Bu tarafa doğru itme kuvveti uygulayacak. Bu eksi ne yapacak arkadaşlar? Kendine doğru çekme kuvveti uygulayacak ve bileşkeyi istediği için benden şu şekilde ben buraya E1, buraya E2, buraya da E diyebilirim. Şimdi ben buradan E1'i hesap edeyim. K çarpı 3Q bölü neydi arkadaşlar? D kare. Aynı şekilde E2'yi hesap edelim. Bakıyorum ne kadar? K çarpı 16Q bölü 2D'nin karesi. Yani buradan 4D kare. Dolayısıyla K çarpı 4Q bölü D kare olacaktır. Diyor ki O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alanı. Şimdi arkadaşlar ben buraya E demiştim. E'yi nasıl ifade ederim? E kare eşittir. E1'in karesi artı E2'nin karesi olacak şekilde yazabilirim. Burada E1'imiz 3 başa alalım. 3KQ bölü D karenin karesi artı burada 4KQ bölü D karenin karesi olacak şekilde E kareyi ifade edebiliriz. E'nin kendisini buradan arkadaşlar 3, 4, 5'ten hatırlayabilirsiniz. E'nin kendisini 5KQ bölü D kare olarak buluruz. Evet. Yatay düzleme yerleştirilmiş Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan E'dir. Q1 ve Q2 oranının kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu yine bileşenlerine ayırabiliriz.
Evet, ben buraya E1 diyeyim. Buraya E2 diyeyim. Şöyle yazalım. E1 eşittir K çarpı Q1 bölü ne kadarlık bir uzaklıkta? 3 mesafede. Yani 3D. Bunun da karesi 3D'nin karesi olarak yazabiliriz. E2'yi ifade edelim. K çarpı Q2 bölü yine aralarındaki mesafe 1, 2 ve 3 birimdir. O zaman yine 3D'nin karesi şeklinde yazarım. Arkadaşlar ben bunları oranlarsam Q1 ve Q2 hakkında yorum yapabilirim. O zaman şöyle yazalım. E1 bölü E2. K'larımız sabitti gider. Q1 hatta dekareleri de almayabiliriz. Q1 bölü 9 bölü Q2 bölü 9 olacaktır. Buradan 9'ları da yine almayız. E1 bölü E2'yi biliyor muyum? Evet. E1'imin kendisi 2 birim. E2'im de 1 birim. O zaman buradan 2 bölü 1'den burası 2'dir. Q1 bölü Q2 2'ye eşit olacaktır. Evet, diğer sorumuz. Elektrik yükleri artı Q ve eksi Q olan noktasal cisimler sırasıyla K ve M noktalarına sabitlenmiştir. K noktasındaki yükün L noktasını oluşturduğu elektriksel alan vektörü E'dir. Buna göre L noktasındaki bileşke elektrik alan ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, tabii ki yönlerini çizmeyi unutmayalım. Bakıyorum artı Q burada ben yine bir artı yüküm varmış gibi düşüneceğim. Artı artıyı ne yapacak? Bu tarafa doğru itecek. Bu E1 ya da EK olsun hadi. EK'yı ben buraya yazayım. K çarpı 4Q, pardon, 4Q bölü 2D'nin karesinden. Yani burası 4D'nin karesi gelecektir. Dolayısıyla 4'ler gitti. K çarpı Q bölü D kare gelir. Aynı şekilde M'nin L'ye uyguladığına bakalım. Bakıyorum. Eksi artıyı ne yapacak? Kendine doğru çekecek. Dolayısıyla ben burayı da yazarsam EM K çarpı Q bölü D kare olacaktır. Bu E kadarsa, soru bunu söylemiş. Bu E kadarsa o zaman bu da E kadardır. Dolayısıyla L'deki elektrik alan E artı E'den 2E kadar gelecektir. Evet, elektrik alan kuvvet çizgileriyle ilgili yorum yapalım. Arkadaşlar burada şunu bilmemiz gerekiyor. Pozitif yükün etrafındaki elektrik alan çizgileri daima dışarı doğru. Negatif yüklü olan cisimde içeri doğru olduğunu söyleyip yorumlayabiliriz. Zıt yükler birbirlerine yaklaştırıldığında da arkadaşlar artı Q yükünden çıkan elektriksel alan kuvvet çizgileri eksi Q yüküne yönelecektir. Ya da artı artı olduğunda artıdan çıkan, bakın görüyorsunuz ok işaretleri birbirlerini bu şekilde ittiği için görüntümüz bu hali alır. Evet, sorumuz elektrik yüklü iletken K, L kürelerinin konumu ve bunlara ilişkin kuvvet çizgilerinin biçimi ile yönü şekildeki gibidir. K'nın yükünün büyüklüğü QK, L'nin ki ise QL olduğuna göre bunların büyüklükleri ve işaretleri hakkında ne söyleyebiliriz diye soruyor sorumuz. Şimdi bakalım. Arkadaşlar elektriksel alan çizgilerinin fazla olduğu yerde yük miktarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu durumda bakıyorum burada daha fazla bir sıklık var. Burada daha seyrek. O zaman QK büyük olacaktır. Q, L'den. Şimdi arkadaşlar bunu belirledikten sonra ne diyeceğiz? Biz dışarı doğru olduğunu gördüğümüzde ok işaretlerinin ben bunun artı yüklü olduğunu, kendisine doğru olduğunu ok işaretlerini gördüğümüzde de bunun eksi yüklü olduğunu söyleyeceğiz. Bu durumda cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet. Yüklü bir kürenin elektrik alanını inceleyelim. Arkadaşlar yüklü bir kürenin yüzeyden başlayarak dışarıya doğru gidildikçe şiddeti azalan bir elektrik alanı oluşacaktır. Yüklü cisimlerde yükler dış yüzeyde toplandığı için
iletkenin içinde elektrik alanımız sıfır olacaktır. Şekliniz de bu şekilde olur. Evet, yarı çapları sırasıyla R ve 2R olan X ve Y iletken içi boş kürelerin yükleri sırasıyla eksi Q ve artı Q'dur. Buna göre KLM noktalarının hangilerinde elektriksel alan oluşur olarak soruyor. Şimdi arkadaşlar, bakıyorum K noktası X küresinin içine denk geldiği için ve aynı zamanda Y küresinin de içine denk geldiği için burada elektriksel alan sıfırdır. O yüzden K noktasında bir elektriksel alan meydana gelmez. Bakalım L noktası için. Şimdi arkadaşlar L noktası Y küresinin içinde. Evet, Y'nin uygulamış olduğu elektriksel alan burada sıfırdır. Fakat X küresinin dışında olduğu için X'in bunu uygulayacağı bir elektriksel alan olacağı için burada bir elektriksel alan oluşur diyebiliriz. M noktasına bakalım. Arkadaşlar M noktası iki kürenin de dışında olduğu için yani kürelerin dışında olan bir noktadaki elektriksel alanı bulmak istiyorsak buradaki yükler merkezdeymiş gibi davranırız. Dolayısıyla buradaki yükleri toplarız ve mesafeler de eşit olduğu için buradaki elektriksel alanla ilgili yorumumuzu yapabiliriz. Artı Q eksi Q'dan buradan sıfıra eşit olmuş olacaktır. Dolayısıyla mesafede aynı olduğu için elektriksel alan sıfırdır. Dolayısıyla burada sadece L noktasında elektriksel alan oluştuğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuz, yarı çapları R, 2R olan şeklindeki iletken X, Y kürelerinden X'in elektrik yükü artı 3Q, Y ise nötrdür. X küresi Y'ye dokundurulup ayrılıyor. Son durumda X'in yüzeyindeki elektrik alan şiddeti EX ve Y'nin yüzeyindeki EY olduğuna göre ikisinin oranını soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi dokunulup ayrılma durumunda şöyle yapacağız. Toplam yük miktarını yarı çaplarını oranla ifade edebilirim. R kadarlık bir yarı çapım varsa bunu ben Q olarak ifade ederim. Bununkini de 2Q, yani son yükleri bu şekilde olacaktır. O zaman yazalım. EX K çarpı Q bölü R kare. EY'miz de K çarpı 2Q bölü 4 R kare olacaktır. Buradan evet, bakıyoruz. Yazalım. K, Q bölü R kare aynen kalır. 2 R kare K, Q'dan. Buradan K, Q'lar gider, R kareler gider. Cevabımız 2'dir. Evet, elektriksel potansiyel enerjiyi ifade edeceğiz şimdi. Arkadaşlar iki yüklü cisim birbirine yaklaştırılırken yüklerin işareti zıt ise elektriksel kuvvet iş yapar diyeceğiz. Aynı işaretli ise elektriksel kuvvete karşı bir iş yapıldığını söyleyeceğiz. Ve sonuçta yapılan işe karşılık bir enerji kazanılmış olması gerekir. Bu enerjiye de elektriksel kuvvetler neden olduğu için biz buna elektriksel potansiyel enerji adını veriyoruz. Elektriksel potansiyel enerjimizin bağıntısı K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kadardır. Arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim şey, bakın D kadarlık, yani D kare gibi bir durum yok. Bu ifadeleri karıştırmayalım. Evet, tabii ki birimimiz Joule'dür. Bakalım burada Q1 artı Q ve eksi Q2 kadarlık bir yük olduğunu gösteriyor. Potansiyel enerjilerin, toplam potansiyel enerjileri bunun kendi arasında, bunun kendi arasında ve bu iki cismi kendi arasında değerlendirip toplam ifade etmemiz lazım. Evet, soruyla görelim. Şekildeki K, L ve M noktalarının her birine artı Q, artı Q, elektrik yüklü noktasal parçacıklar konulursa sistemin toplam potansiyel enerjisi kaç Q kare bölü D kadar olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeceğiz. Burada yine yazacağız. K çarpı, bakalım Q çarpı Q bölü ne kadarlık bir mesafe var K ve L arasında? D
D'ye kadar artı, devam edelim. K ve M'nin arasındakini yazacağız. K çarpı Q çarpı Q bölü 2D artı K çarpı L ve M arasındakine bakıyorum şimdi arkadaşlar. Yine Q çarpı Q bölü D kadardır. Buradan hesap edebiliriz. 2D artı 1 bölü 2D'den toplam enerjim 5 bölü 2 K Q kare bölü D kadardır. Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür. Bu önemli bir not arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde elektriksel potansiyel enerjiyi anlatacağım size.